Vatoz besleyenlerin en önemli sıkıntılarından biri de erkek vatozların küp tutmama sorunudur. Dişi vatozumuz yumurta toplamıştır, karnı iyice şişmiştir. Akvaryumda küp de vardır. Ancak erkek vatoz bu küp sahiplenmezse, yani küp tutmazsa bunca emek boşa gidecektir. Dişinin yumurta toplaması hiçbir işe yaramayacaktır. Bu durumun sonucunda da hem yavru alınamayacak hem de bazen dişlerin ölümlerine kadar gidebilecek sonuçlar ortaya çıkacaktır. Peki bu durumda sadece erkek vatozumuz mu hatalı, yoksa bizlerin yanlış küp tercihi yapmasından dolayı mı erkek vatoz küp tutmamaktadır? Sizler de görüşlerinizi ve kullandığınız küpleri lütfen yorumlara yazın. Bu videomuzda sizlere hem küp çeşitlerini tanıtacağım hem de erkek vatozların küp tutmama sorununa değineceğim. Bir de bana sık gelen sorulardan bir tanesi olan küpün ağzına koyduğum mavi renkteki şeyin ne olduğunu ve ne işe yaradığını anlatacağım. Bu mavi olan şey aslında bir strafor parçasıdır. Ne işe yaradığını da videomuzda detaylı olarak anlatacağım. Haydi başlayalım. Hoş geldiniz. Sizler videomuzu beğenirken ve kanalımıza abone olurken ben de konumuza başlamak istiyorum. Bir çift vatozunuz var diyelim. Bunlar üreme çağına geldiklerinde yavru almayı ümit ediyorsunuz. Ancak burada ilk karşılaşılan sıkıntı dişinin yumurta toplamasıdır. Eğer dişi vatoz kendini huzurlu hissederse, tankta mutlu olursa yumurta toplamaya başlayacaktır. Ancak burada da ikinci bir sorun karşımıza çıkar. Eğer erkek vatozumuz bir küp sahiplenmezse, yani küp tutmazsa dişi yumurta dökecek bir alan bulamayacaktır. Normal bir süreçte erkek vatozlar akvaryuma koyduğumuz küp sahiplenerek içine hazır hale getirmektedir. Sonrasında dişi de hazır olduğu zaman onu küpe sokarak dişinin bu küpe yumurta dökmesini sağlar. Tabii bu süreçte erkek küp sahiplenmezse dişi karnındaki yumurtayı belli bir süre taşıyacaktır. Sonrasında ise videonun başında da belirttiğim gibi eğer dişi yumurta dökemezse maalesef bazen dişi kayıpları gerçekleşebilmektedir. Her zaman olduğu gibi bu videoda da yine kendi başımdan geçen olaylardan sizlere örnekler vereceğim. Ayrıca benim özellikle tercih ettiğim küpleri sizlere göstereceğim. Bildiğiniz gibi sizlere daha önce vatoz balığı hakkında çok sayıda video hazırlamıştım. O videolarımın bazılarında erkek vatozların küp tutmamasına ilişkin size çözüm önerilerinde bulunmuştum. Ancak bazen ne yaparsak yapalım erkek vatozumuz küpü sahiplenmemektedir. Bu durumda da farklı çareler aramak zorundayız. Çünkü bir şekilde dişinin yumurta dökmesini sağlamalıyız. Doğada da bu şekilde mi diye aklınıza bir soru gelebilir. Bildiğiniz gibi vatoz balıkları Amazon nehrinde yaşamaktadır. Amazon nehrinin habitatına baktığımız zaman ise vatozlar oradaki oyuklara yumurta dökmektedirler. Yani bizler bu oyuk alanları akvaryumda oluşturmaya çalışırız. Bunu yaparken de küplerden faydalanırız. Ancak küpü seçerken genelde piyasada bulduğumuz bir küpü alır ve akvaryuma yerleştiririz. Bir süre bekledikten sonra erkek vatozumuzun küp sahipleneceği düşüncesi içerisine gireriz. Ancak benim gördüğüm kadarıyla erkek vatozların küp sahiplenme durumları farklılık göstermektedir. Aslında balıklarımız bir karakter ortaya koyuyorlar ve beğenmedikleri küpün içine girmiyorlar. Kendimden örnek vermek gerekirse ben balıkların daha rahat edeceği düşüncesiyle arka tarafı geniş olan bu küpleri daha çok tercih ediyorum. Ancak bu benim tercihim, balıklarımın tercihi değil. Balıklarım ise her defasında bu küpleri reddediyor ve maalesef her defasında bu savaşı balıklarım kazanıyor. Çünkü istemedikleri bir küpün içine girmiyorlar ve yumurta dökmüyorlar. Genetik bir durum mudur bilmiyorum ama benim erkek vatozlarım genelde bu gördüğünüz ön tarafı üçgen, arka tarafı yuvarlak olan küpleri tercih ediyorlar ve bu küpleri sahipleniyorlar. Ben de bu deneyimlerimden sonra erkek vatozların kendi tercihlerine saygılı olmam gerektiğini fark ettim. Eğer sizin de vatozunuzda küp tutma sorunu varsa küpü değiştirmenizi tavsiye ederim. Yanlışta ısrar etmemeliyiz. Aslında burada deneyimlerinde nasıl ortaya çıktığını açık şekilde görüyoruz. Ben vatozların geniş alanda rahat edeceğini düşünerek içi geniş küp tercih ediyorum. Ancak onlar farklı küp tercih ediyorlar. Bu durumda da asıl tercihin onlara ait olduğunu kabul ederek küpü değiştiriyorum. Böylece yine küp tutmama olayıyla karşılaştığım zaman bu deneyim bana yol gösterici olacak ve buna göre hareket edeceğim. Şimdi sizlere küp çeşitlerini de göstermek istiyorum. Piyasada satılan çeşitli küpler mevcuttur. Bunların bazıları sıklıkla bulunabilirken bazılarını bulmak biraz daha zorlaşmaktadır. Ben elimdeki bütün çeşitleri sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle balıklarımın tercih ettiği ancak benim tercih etmediğim küpü sizlere göstermek istiyorum. Ön tarafı üçgen, arka tarafı ise yuvarlak olan bir küp. Kum olmayan düz zeminlerde ya da ızgara üzerinde durdurmak birazcık zor olmaktadır. O yüzden de ben tercih etmiyorum. Ama akvaryumlarım bu küplerle dolu maalesef. Bu küp ise benim beğendiğim bir küp. Aslında tabanda istediğim şekilde durdurması biraz zor. Ancak içi geniş bir küp. Bu tarz küpleri sevmemdeki ilk sebep erkek vatoz bu küpün içine girip içinde dönerken finlerine herhangi bir zarar gelmeyecek düşüncesidir.
İkinci sebep ise bu küplerin içinin biraz önce de söylediğim gibi geniş olması. Üçüncü küpümüz ise tamamen silindir şeklinde bir küp. Bu küpü dekor amaçlı almıştım. Akvaryumlarda güzel duruyor. Ancak erkek vatozlar tercih eder mi diye düşünmedim. Kum olmayan akvaryumda durdurmak gerçekten zor olan bir vatoz küpü. Sağa sola dönüyor. Ben kullanmanızı pek tavsiye etmiyorum. Bir diğer küpümüz D şeklinde dediğimiz bir küp. Alt tarafı düz, üst tarafı ise yarım daire şeklindedir. Ben bu küpü de seviyorum. Belki ilerleyen videolarımda bu küpü sıklıkla görebilirsiniz. Bu küp ile denemeler yapıyorum. Eğer balıklar bu küpü severlerse bütün küplerimi bu şekilde değiştirebilirim. Bir diğer küpümüz tamamen üçgen olan bir küptür. Önü ve arkası üçgen bir şekildedir. Daha keskin kenarlı bir küptür. Görsel olarak bu küp de gayet güzel gözükmekte. Ancak bu küp de bana göre sadece dekor amaçlı olabilecek bir küp. Videonun başında belirttiğim ve genelde hobicilerin bana mavi şey diye sorduğu ürün, yani strafor, ne işe yaradığını da kısaca anlatmak istiyorum. Strafor'u genelde iki amaç için kullanıyoruz. Bunlardan birincisi yavruların keseden kurtulmak üzereyken küpten kaçma girişimleri olmaktadır. Sonrasında ise akvaryumun içine dalmaktadırlar. Hatta sam sistemine ya da dış filtrenin içine, varsa iç filtrenin içine bile girebilmektedirler. Bu durumda da onları akvaryumun içinden sam ve motorlardan toplamak gerçekten zor olmaktadır. Diğer balıklar gibi yüzmedikleri için, ağızlarıyla tutundukları için onları camlardan kepçeyle yakalamak gerçekten uğraştırıcı olmaktadır. Bu yüzden de onların kaçmalarını engellemek amacıyla küplerin ağzına strafor yerleştiriyoruz. Yine de kaçan yavrular olabiliyor. Ancak büyük çoğunluğu küpün içinde kaldığı için sonraki aşamada yavruları alırken bizlere kolaylık sağlamaktadır. Küpün ağzına strafor koymamızın ikinci nedeni ise küpün biraz daha karanlık hale gelmesidir. Vatozlar doğaları geleği utangaç balıklardır. Yumurta dökerken de çok daha karanlık ve tenha yerler olmasını tercih ediyorlar. Bu yüzden de küpün ağzını strafor ile kapatarak içerisinin biraz daha karanlık olmasını amaçlıyoruz. Bazı durumlarda küp tutmayan vatozlar sadece bu straforu yerleştirdiğimiz zaman küp tutmaya başlayabiliyor. Yani basit ama gerçekten etkili bir ürün. Sizlere de tavsiye ederim. Nereden alabiliriz diye soracak olursanız mahallenizdeki herhangi bir hırdavatçıdan temin edebilirsiniz. Plaka şeklinde satılmaktadır. Ancak parça olarak bulabilirseniz sizin için çok daha iyi olur. Çünkü çok küçük bir parça kullanıyoruz. Hatta çevrenizdeki inşaat alanlarına göz gezdirirseniz oralarda da parça olarak bulabilirsiniz. Çok küçük bir parça için gidip satın almanıza gerek yok. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere küp çeşitlerinden ve vatozların küp tercihlerinden bahsettim. Aslında benim kendi başımdan geçen olaylardan çıkardığım deneyimlerimi sizlere aktarıyorum. Bu sayede benim geçmişte düştüğüm hatalara sizlerin düşmesini istemiyorum. Kafanıza takılan bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz ve verdiğimiz bilgilerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilgi içeren bir başka videoda görüşmek üzere. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.